Herkese yeniden merhaba. Bu videoda 12. sınıf konuları için hazırlamış olduğum yazılıya hazırlık sorularının çözümünü yapacağız. Biliyorsunuz ki bakanlık kısa bir süre önce soru tarzını değiştirdi ve artık hangi konulardan çıkması gerektiğini de ortak olarak yayınlıyor. Bu videoda bakanlığın istediği tarzda o yayınladığı örnek soruların formatında 10 tane yazılı sorusu göreceksiniz. Kazanımları da gene bakanlığın hazırladığı şekilde ona uygun olarak hazırladım. Buradaki soruların konusu da genden proteine ünitesinden sadece ama genden proteine ünitesindeki genetik mühendisliği kısmı sınava dahil edilmedi. O yüzden oradan soru yok. En son protein sentezine kadar protein sentezi dahil olacak şekilde sorular göreceğiz. Şimdi başlayalım. Şimdi birinci sorumuzla başlıyoruz. Yukarıda iki farklı canlıya ait 1 ve 2 DNA'ların mutasyon sonrası görüntüsü verilmiş. Buna göre A. 1 ve 2 DNA'ların tamir edilebilme durumları nedir? Şimdi DNA'lara baktığımız zaman eğer bir DNA'da karşılıklı iki nükleotit birden yok olursa mutasyon sonrası DNA'mız buralara hangi nükleotit geleceğini net olarak bilemeyeceği için bu mutasyonu tamir edemez. Yani A şıkkına bakarsak 1 tamir edilemez. Ama 2'ye bakacak olursak, şimdi burası timin. Timinin karşısına ne gelir? Adenin. Yani DNA bu boşluğu ne dolduracağını bilir. Burası guanin. Karşısı sitozin olacaktır. Burayı da bilir. Burası sitozin. Karşısı guanin olacaktır. Burayı da bilir. O yüzden bunları bilebileceği için bu DNA tamir edilecektir. Bu tamir edilemiyor ama bu tamir edilebiliyor. B şıkkındayım. Tamir edilemeyen DNA'nın tamir edilememe sebebini açıklayacağız. Aslında demin açıkladım zaten. Mutajenler eğer nükleotitleri karşılıklı olarak yok ederse, işte üstte ve altta olan nükleotitler olsa bile DNA oraya ne geleceğini bulamaz, bilemez. Bu yüzden de oradaki bozukluk tamir edilemeyecektir. İkideyim. Prokaryot ve ökaryotların replikasyon mekanizması ile ilgili aşağıda verilenleri karşılaştırın. Şimdi replikasyon orijin sayısı bakımından prokaryot ve ökaryot replikasyonu karşılaştıracak olursak. Ökaryotların DNA'sı lineerdir, düz DNA'dır. Düz olduğu için ve çok büyük bir DNA olduğu için birden fazla orijin oluşturulur. Yani ökaryotlarda orijin sayısı birden fazladır. Çok sayıda orijin vardır ki o upuzun DNA'yı daha hızlı bitirebilsin diye. Ama prokaryotlarda zaten DNA halkasaldır, bir yuvarlak şeklindedir ve bir tane orijin oluşturulur. Çünkü kısa olduğu için zaten o bir orijinden başlayan iki farklı replikasyon çatalı zıt yönde ilerleyecek ve en sonunda karşılaşacaktır. Bu yüzden de bir tane orijin bir prokaryot DNA'sı için yeterli olacaktır. Replikasyon hızına gelecek olursak aslında enzim hızını karşılaştırdığımızda prokaryotun DNA polimerazı ökaryotların DNA polimerazından daha hızlı çalışır. Ama ökaryotların replikasyon orijin sayısının daha fazla olması ökaryotlardaki replikasyonun çok daha hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Bu yüzden ökaryotların replikasyonu prokaryotlardan daha hızlı olur. Lütfen şu ayrımı unutmayın. Enzim hızını sorarsa tek başına ökaryot DNA polimerazı ile prokaryot DNA polimeraz hızını karşılaştırın derse prokaryotunki daha hızlı. Ama replikasyonu genel olarak karşılaştırmanızı isterse o zaman ökaryotlardaki replikasyon orijininin fazla olması daha hızlı bir şekilde replikasyon gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. 3'teyim. RNA çeşitleri nelerdir? Birer cümleyle görevlerini açıklayız. Şimdi mRNA, tRNA ve rRNA. mRNA'nın görevi DNA üzerindeki ilgili gen bölgesindeki nükleotit dizilimini alıp ribozoma getirebilmek. Çünkü proteinler üretileceği zaman o proteinin nasıl üretileceğinin bir tarifi var. Ve bu tarif DNA'da yazıyor ama DNA o kadar büyük ki yerinden kalkıp da ribozoma o tarifi götüremez. Onun yerine ne yapıyor? Onun yerine mRNA üretimini yapıyor ve bu mRNA'da o istenilen tarifi üzerine alarak ribozoma götürüyor. tRNA'nın görevi ise mRNA üzerindeki tarife uygun olarak
protein sentezi için amino asit taşımaktır. Yani tRNA'da amino asitleri ribozoma getiriyor. RRNA ise ribozomun zaten yapısının kendisini oluşturacak ve görevi de tRNA'nın getirmiş olduğu amino asitleri arasında peptit bağları kurarak birbirine bağlayacak. Yani RRNA enzim olmamasına rağmen enzim gibi davranan, yani RRNA protein olmayan bir enzim yapısıdır aslında. Enzim gibi davranabilme, enzim özelliği gösterebilen bir RNA modelidir. Dördüncü sorudayız. Yukarıda ökaryot bir hücredeki genetik madde ile ilgili bazı kavramlar verilmiş. Bu kavramları küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Şimdi ilk olarak azotlu organik baz var. Bu azotlu organik baza bir pentoz, bir fosfat bağladığımda zaten nükleotit oluşuyor. Çok sayıda nükleotit bir araya geldiğinde ise gen oluşuyor. Genlerin hepsi bir araya geldiğinde ise DNA ve o DNA'ların da bütün halini biz kromozom adını veriyoruz. Bu yüzden en büyüğü kromozom oluyor. Kromozom DNA'nın proteinle birleşerek oluşturduğu o büyük yapıya verilen isimdir. Beşinci sorudayım. Melez DNA'ya sahip bir bakterinin iki kez ağır azotlu ortamda çoğaltılması. Şimdi bakalım. Melez DNA demek 15-14 zincirlerine sahip DNA demektir. Bunu iki kez ağır ortamda eşleyeceğim. İki zincir birbirinden ayrılacak. 15 buraya, 14 buraya ve karşısına ortamdaki azot ağırlığı neyse o azotlar kullanılarak yeni polinükleotit zinciri üretilecek. Bu yüzden yeni üretilen zincir 15'li ağırlığa sahip zincir olacak. Aynı şekilde bu birinci üretimdi. İkinci üretim için tekrar bu DNA'lık iplikler birbirinden ayrılacak. 15, 15, 15 ve 14. Karşılarına yine ortamdaki azot kullanılarak iplik sentezlenecek. 15, 15, 15 ve 15. Şimdi bu durumda şu ağır DNA olacak. Bu ağır DNA olacak. Bu ağır. Burası 15-14 olduğu için tam yazamamışım. Bu da melez DNA olacak. Şimdi bakalım. Kaç bakteri oluşur? Şimdi uzun yoldan ben bunu yapınca 4 tane bakteri gördüm. Ama nasıl yapabilirdik? 2 üzeri 2 derdik. Çünkü formülümüz bu. Kaç kez bölünüyorsa 2 üzeri şeklinde onu yazıyoruz. Ve 4 bakteri oluşmuş oldu. Bazılarınız şunları da sayıyor. Bunları saymıyoruz. Çünkü bunlar öldü. Bunlar artık yok. Yani şu bakteri bu ikisini oluştururken bitti. Aynı şekilde bu bakteriler de bunları oluştururken bitti. Yani bunlar gittiler artık. B. Melez DNA'lı bakterilerin ağır DNA'lı bakterilere oranı nedir? B şıkkına bakalım. Melezden 1 tane var. Ağırdan 3 tane var. O zaman oranımız 1/3. C. Hafif azotlu ipliklerin ağır azotlu ipliklere oranı nedir? Hafif azotlu iplik demek 14'lü iplik. Sadece bakın burada var. Başka 14'lü iplik yok. 1. Şimdi kaç tane sayacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ise ağır azotlu iplik olacak. D. Santrifüj görüntüsünü çiziniz demiş. Şimdi santrifüj görüntüsünü çizeceğiz. 3 tane ağır var. Aşağıda onlar. Şöyle olsun. Bir tane melez var. O da ortada. O yüzden onu daha ince bir şekilde ortaya çiziyor. Eğer bir hafifimiz olsa onu da daha yukarı çizecektik. Altıdayım. DNA ve RNA yapısında bulunan nükleotitlerin yapısında bulunan maddeleri karşılaştırarak açıklayınız. Şimdi nükleotitlerin yapısında ne vardır? Azotlu, organik, baz. Şimdi karşılaştıracağız. DNA ve RNA'nın her ikisinde de adenin, guanin ve sitozin. Bu üçü ortak ama farklılık ne? DNA'da farklı olarak timin varken RNA'da farklı olarak urasil vardır. Yani urasil sadece RNA'da, timin sadece DNA'da. Pentoz olarak da bir farklılık var. Pentozlarında ise DNA'da,
deoksiriboz var. RNA'da ise riboz var. Fosfat bakımından ise herhangi bir farklılık taşımazlar. 7'deyiz. Replikasyon sırasında görev alan enzimler nelerdir? 3 tane enzim görev alır. DNA polimeraz, ligaz ve helikaz. Kısaca ben burada sormadım ama hani maksadım size de bir nebze yazılı provası olduğu için hani ekstra böyle bilmediğiniz şeyler olursa bir hatırlatmak ya da öğretmek olmaya çalışıyor. Sadece soruyu çözgeç şeklinde yapmak istemiyorum. O yüzden sormasam da şundan bahsedeceğim. Görevleri. DNA polimerazın görevi eski nükleotit zincirinin karşısına yeni nükleotitlerin gelmesini, yani yeni polinükleotit zincirinin oluşmasını sağlamak olacak. Ligazın görevi ise şudur. Biliyoruz ki DNA'nın iki iplik ters duruyor. Yani bir iplik yukarı bakarken diğer iplik aşağıya bakıyor. Biz buna antiparalel diyoruz. İşte ipliklerden bir tanesi ters olduğu için ters yönde ilerleyen iplikte DNA polimeraz sentez yaparken kesintili bir sentez yapıyor. Bu yüzden Okazaki parçası dediğimiz küçük DNA parça parça şeklinde bir üretimi yapıyor. İşte bu parça parça olan DNA'ları birleştirip bir bütün haline getirmek ligazın görevi. Helikazın görevi ise o replikasyon yapılacak olan o ana DNA'nın hidrojen bağlarını kopartmak, böylelikle iki polinükleotit zincirini birbirinden ayırmak olacak. 8'deyim. Nükleik asitlerin keşif sürecini gerçekleştiren bir deneyin basamakları aşağıdaki gibidir. 1. aşama. Kapsüllü Streptococcus bakterisi fareye verilmiş ve fare ölmüştür. 2. aşama. Kapsülsüz Streptococcus bakterisi fareye verilmiş ve fare yaşamaya devam etmiştir. Demek ki kapsüllüler öldürüyor, kapsülsüzler öldürmüyor. 3. Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü Streptococcus bakterisi fareye verilmiş. 4. Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü Streptococcus bakterisi ile canlı kapsülsüz Streptococcus bakterisinden hazırlanan özüt fareye verilmiştir. Fare kanından alınan örnekte canlı kapsülü Streptococcus bakterisine rastlanmıştır. Yukarıdaki deneye göre A. 3. aşama sonucunda farenin yaşama durumu nedir? Şimdi normalde neydi? Kapsüllü öldürüyordu ama bu kapsüllü bakteri ölü. Ölü bir kapsüllü bakteri kimseye zarar veremez. O yüzden fare yaşar. B. 4. aşama sonucunda farenin yaşama durumu nedir? Şimdi 4.'ye baktığımız zaman fareden aldığım kan örneğinde ben ne gördüm? Canlı kapsüllü bir bakteri gördüm. Ve canlı kapsüllü bakteri ne yapıyor? Fareyi öldürüyor. O zaman 4.'ünün sonunda da fare ölür. C. 4. aşamada farenin kanında canlı kapsüllü Streptococcus bakterisinin bulunmasının sebebini açıklayın. Şimdi ben 4. aşamada asla canlı kapsüllü bir bakteri vermedim. Ölmüş bir kapsüllü bakterinin yanına yaşayan bir kapsülsüz verdik. Nasıl oldu da yaşayan bir kapsüllü ortaya çıktı? Ne oldu? Kapsüllüler portladı mı? Böyle bir şey tabii ki mümkün değil. Burada kapsülsüz bakteriler kapsüllü o ölü bakterinin genetik maddesini kendi bünyesine aldılar. Bu olaya transformasyon adını veriyoruz. Transformasyonla alınan genetik madde diğer canlıda hemen etki gösterecek ve o genetik madde içinde hangi özellik varsa o bakteride o özellikler belirginleşmeye başlayacak. Kapsüllü bakterilerin genetik maddesinde ne var? Kapsül oluşturma geni var. İşte buradaki kapsülsüz bakteri kapsüllü bakterinin DNA'sını alınca kapsül oluşturma geni almış oluyor ve kendisinde de kapsül oluşturabiliyor. Bu yüzden de yaşayan bir kapsüllü bakteri farenin içinde kendini gösterebiliyor. Bu olaya transformasyon diyoruz. Şimdi geldim 9. soruya. Amino asit kodon tablosu aşağıda verilmiş.
Buna göre şu şekilde kodon dizilimine sahip mRNA'nın translasyonu sonrası oluşacak olan polipeptidin aminosit dizilimini yazınız. Şimdi translasyon her zaman mRNA'nın 5 üstü ucundan başlar. Ve burada başlama ve bitiş kodonları bizim için önemlidir. Başlama kodonu gelmeden translasyon başlamaz. Ve başlama kodonu nedir? AUG'dir. O zaman bunu görmem gerekiyor. GSS başlama kodonu olmadığı için ribozom göreve başlayamaz. Bu okunmaz. Sonra AUG. AUG neredeymiş bakalım. AUG burada başlama kodonu diyor. Başlama kodonunun aminoasidi neymiş? Metiyonin. O zaman metiyonin ile başlıyoruz. Kısaca met dedim. Bunu okuduk. USS. USS'yi bulalım. Nerede o? Bulamıyoruz. Tabii ben burada S yazmışım, tabloda C. Önemli değil. Aynı şey. Şurayı bir sileyim. Bazıları S, bazıları C kullanıyor. USS bakın burada. Hangi aminoasitmiş bu? Serin. Ser diyorum kısaca. Bunu da okuduk. AAA. Bakalım nerede o? Burada. Bakın. AAA. Neymiş? Lizin. Liz. Okuduk. SSA. Bulacağız onu şimdi. CCA olacak. CCA burada neymiş? Prolin. Doğru okudum değil mi? Evet. Prolin. Kısaca pro. Bu arada hani sakın panik falan yapayım demeyin. Bu tabloyu ezbere bilmiyor. Bilmem ne. Böyle bir şey yok. Ben de bilmiyorum. Yani gerek yok zaten. Kimse bunu ezberlemez. Böyle bir şey ezberlenmez. Zaten sınavda böyle bir soru gelirse size bir tablo verilir. Ben orijinal, gerçek tabloyu vermeyi tercih ettim. Bazen gerçek tabloyu vermek yerine işte buradaki bu metiyonin, lizin bilmem ne aminositleri yerine de X, Y, Z kullanılabiliyor. O şekilde de sorulabilir. O da bir seçenek. SSA. SSA'yı bulmuştuk zaten. Tamam. Prolin. UAG. Şimdi bakalım nerede o? UAG. Bakın burada. Bunu zaten bilmeniz gerekir ama bilmiyorsanız da tablodan göreceksiniz. Bu bir durdurma kodonu. Durdurma kodonu geldiği anda translasyon biter. Ve durdurma kodonlarının bir aminosit karşılığı yoktur. Yani burada translasyon bitti. Ve durdurma kodonundan sonrakini asla okumaz. O yüzden bu okunmayacaktır. Yani polipeptit aminosit dizilimi metiyonin, serin, lizin, prolin şeklinde olmuş oldu. Son sorudayız. Yukarıda santral dogma şematize edilmiştir. Şurayı unutmuşum. Ve olaylar numaralandırılmıştır. Buna göre olaylarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olanların doğrularını yazınız. A. 1. Replikasyon olup her canlı hücre tarafından gerçekleştirebilir. Şimdi evet bir replikasyondur. Şu bilgi doğru ama her canlı hücre bunu gerçekleştirmez. Yani her canlı hücre tarafından atıyoruz burayı. Gerçekleştirilemez. Her hücrede replikasyon yapılmaz. B. 2 ile sadece mRNA üretilir. Şimdi 2 transkripsiyondur ve transkripsiyon RNA sentezi demektir. Sadece mRNA değil. tRNA'da ya da rRNA'da bu şekilde üretilir. O zaman sadece diye bir şey yok. 2 ile direkt RNA üretilir demesi gerekir. C. 2 ve 3 her protein sentezinde gerçekleşir. Şimdi 2 transkripsiyon, 3 translasyon. Transkripsiyon hücrelerde her seferinde tekrar tekrar yapılması gereken bir süreç değildir. Bazen transkripsiyon ile bir mRNA üretilir. Üretilen mRNA defalarca translasyona maruz kalabilir. Yani bir transkripsiyonla üretilen bir mRNA'yı biz tekrar tekrar translasyon yapabiliriz. O yüzden her protein sentezinde mutlaka olması gereken olay 3'tür. Yani 2 ve 3 her protein sentezine gerçekleşir. Yanlış. Burada sadece 3 her protein sentezinde gerçekleşir olmalıydı. D. Ökaryot hücrelerde 2 çekirdek, 3 ribozomda gerçekleşir. 2 transkripsiyondu ve ökaryotlarda DNA çekirdekte bulunduğu için transkripsiyonda çekirdekte gerçekleşir. 3 ribozomda gerçekleşir demiş. 3 translasyondur ve bunu sadece ribozom yapabilir ve ribozomda gerçekleşir. Bu tamamıyla doğru bir cümle olmuş oldu.
Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bu videoyla size hani bir yazılı provası yapmaya çalıştım. Umarım buradaki sorular işinize yarar ve hem bir şeyler öğrenmenizi hem de yazılı öncesinde nasıl bir şey olabileceğine dair bir fikriniz olmasını sağlamıştır. Umarım yazılarınız şimdiden güzel geçer diyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.